Herkese merhabalar Beşiktaş kariyerimizin ikinci sezonun son bölüm videosu ile sizlerle birlikteyiz. Ajax'ta oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçıyla bu bölüme başlıyoruz. İlk maç Hollanda'da olacak. Deplasman'da oynayacağız ve umarım bizi rahat ettirebilecek. Türkiye'ye döndüğümüzde daha rahat oynayacağımız bir skorla sonuçlanır. Kadromuz hazır. Yedeklerimiz, hücum oyuncularımız, orta saha oyuncularımız ve başlıyoruz. Gazalı forvet arkasında kullanacağım. Solda kullanıyordum çalışkan kanat oyuncusu olarak biliyorsunuz. Şimdi yerini değiştirdik. Zevk alın abi oyundan. Ayak son 5 maçta mağlubiyet yok. 3 e, beraberlik, 2 galibiyet var. Tabii çok tehlikeli bir kadroları var oradaki e, ön alan hücum oyuncuları oldukça tehlikeli. Solda Johannesen'le başlıyoruz. Bundan sonra Beşiktaş kariyerinde mottomuz kadroda bir İzlandalı olmalı. Santadiç ikinci baharını yaşıyor adam ya. Ajax'ta ve Antony çok çabuk bir gol oldu. Hatta ilk atakta golü attılar. 15. saniye merkezden gelip hakikaten şu golü tekrar izlemek istiyorum. 39 numara Antony Klassen tek top. Evet çok sinir bozucu bir durum değil mi? İlk topta yedik golü çok güzel geldiler ama direkt matkap gibi dümdüz geldiler. Klasen asist Anthony golü atan oyuncu Anthony uzun kullandı ama Sasedo e tabi hücum attığımızda da eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Burada of, bir gol daha çıkartıyorlardı buradan. Neyse ki uzaktan bir şutla sonuçlandırdılar. Evet Lundström Bey Gigot. Şimdi top oynama sırası bizde diyecektim ama ne yazık ki yapamıyoruz. Çok çabuk paslaşıp sonuca gidiyorlar. Şu an şeyi sonuna kadar hissediyoruz. Baskıyı. Henüz daha maçın başı ya. Anthony sarı kart. Hocam kırmızıyı vermen lazım senin orada. Ne sarısı? Bayağı etkililer. Klasen, Gravenberch Yani biraz e, dengeledik gibi oyunu topun hakimiyeti bizde zaten hızlı hücum yapıyorlar çok topa bağlı oynamıyor gibiler Abi Neyse bizim şu bir yaptığımız bir üçlü şey vardı değil mi Şuna bir dönelim ne yapalım yani e, Şöyle Gigot, Mensah Lundstrom yerine Giannis'i atalım buraya Forvet'i şöyle yapalım Johannes'ın Hatta şöyle yaparsak olur, evet. Bu arada ilk hatamızı yapıyoruz eski dizilişimizle. Sonuçlandırabilecek miyiz Mensa? Ah be! Evet, güzel pozisyon yakaladık olmadı. Bu e, sezon başında bir üçlü yapacağım falan diyordum. Bilmem hatırlayanınız var mı? Bir tane üçlü yaptık, kullanmadık hiç ama ara ara çalışıyorlardı birinci taktik olmasa da eyvah. Ve 3 geldi. Offside. Çok şükür, çok şükür. Yani bir gol atsak 2-1 hani Maça Anthony damgasını vurur. Birinci dakikada gol attı. Dokuzuncu dakikada kart gördü sarı kart. 23'te ikinci gol. 26'da da sayılmayan bir gol. Daha doğrusu offside gerekçesiyle sayılmadı. 37. dakikaya girdik. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Evet çok güzel. Widmer. Widmer seni biraz daha şeye mi atsak? Merkeze mi atsak? Ha? Ne diyorsun? Göbekten gel. Sanki 4. Dört... Çok güzel. Ulan be. Offside'miş. Sanki 4-2-3-1 daha böyle merkeze boğsak adamları daha güçlü oluruz hani yerine. Devam. Wang'in yerine kimse yok. O iyi. Neres? 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 Yani birkaç tane bizim de etkili pozisyonumuz var ama olmadı ne yazık ki. Yani çok net pozisyonlarımız yok ama bulduklarımız etkili. Rakip kaleci baksanıza 7.3 ile oynuyor şu pozisyondan sonra bir men sahte değişikliği gelecek galiba. Giannis. Gezal niye kullanmadı lan direkt? Aa. Gezal ön direkt lan Van Ginkel Van. E, Bernard Mensah, Johan Nesson. Şöyle yapalım. Şöyle. Vergara yatalım. Başarabilirsiniz. Çocuklar dedik. Vidmer çok kötü oynuyor. Dorukan'ı atayım buraya. Kanat Bekücüm Yusuf çok kötü. Gezal daha iyi oynuyor. Hadi be Gezal bir duran toptan. Ah! Oh, gol mü? Aman Allah'ım. Olmadı. Güzel pozisyondu ama. İyi pozisyondu. Çarptı falan bir şeyler oldu. Olmadı. Başarabilirsiniz çocuklar. Mensah bu maç çok kötüydü. Oyuncu değişikliği hakkımızı da doldurduk. Şunu sert oynatmayalım o kadar. İkinci sarıyı görmesin. Orta saha çok yoruldu. 72. dakika bu biraz tempolu bir oyun. Evet Mensah. Gezal at aradan. Çok iyi Vergara at artık bunu ve Duan Vergara attı. 2-1 72. dakika. Rıdvan'a kanat bek hücum dedik ama. Rıdvan'a hemen kanat bek savunma yapalım bence. Ya yani En azından ee, çok bindirme yapmaya çalışmasın. Çok iyi attı. Gezal yine asistini yaptı. Vergara uzun bir aradan sonra Santraforda oynarken golle buluştu. Yoksa kanatta da oynatıp gol attığı maçlar vardı. Oyunu bayağı dengeledik. 4-4-1-1 devam etseydik de gol bulabilirdik. Çünkü o maç başlar başlarız bir anda enteresan pozisyon oldu. Bu arada bomboş Klasen çok enteresan gitti top. Ama önemli değil. Bir kurtarış geldi. Wanginkel, Mensa, Rıdvan çok yorgunlar ve biz Oo oh, Urucan nasıl bir uçuştu o. Yani biz 3 değişiklik hakkımızı doldurduk. Biraz böyle oyuncu alıp onu çıkartıp tekrar yaptık. Ne yapalım? Mecburiyetten oldu bazı şeyler. Aferin Dorukan. Çok güzel bir top daha geldi. Vergara karşı karşıya. At bunu Vergara. Attı. 2-2 geldi. 80. dakika. 80. dakika 2-2 geldi. Hollanda deplasmanda 2-2 geldi. Bir taktiği hiç kullanmasanız da sezon boyunca arada sırada kullanacağım deseniz de ee, bir dakika dur. Biz doğru şey yapmıştık. Merkeze bindirme yapsın diye kanat bek destek yapalım da hani biraz daha genişte oynasın. 4-4-2 baklava yaptılar. Kanatları biraz daha boş bırakacaklar. Rıdvan, ya niye böyle bir taç atışı Rıdvan? Ay, ne yapıyorsun Rıdvan Allah aşkına ya? Aferin Gigot. Şu dakikaları atlatırsak eee konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Olsun ben sağ ol. Lan kötü oynadım falan. Wanginkel çok kötü oynadı bu arada. Ama mecburduk yani 2-0 olur olmaz direkt sistem değişikliğine gittik. E, maçı da çevirdik. İlk golü 73'te attık ama biraz e, şey oldu. E, şeyden bahsediyordum hani taktikle oynamıyor olsanız bile atıyorum iki tane çok emin olduğunuz bir taktik olur. Üçüncü taktiğinizi böyle bir üçlü falan bir şey yapıp e, atın bir kenara. Yani taktik o 3 taktik listenizde olsun siz ben bu sezon geçmedim bile hatırlamıyorum. Geçen sezon birkaç maç denemiştik galiba. Bu sezon bir maçta ihtiyacım oldu. Üçlü oynarlar mı? Oyunumuz sonrasında rakip de dizilişini değiştirmek zorunda kaldı bu arada. Lig maçı olsaydı bir değişiklik yapmazdım açıkçası ama Avrupa maçı olduğu için ve eleyebileceğimiz bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi geçti. Bu arada şurada bir fiziksel dinlenme olsun. Yine sapıtmışlar. Takım çalışması, direnç dayanıklılık. Ya zaten yani kutup ayıları bağırıyor bir tarafımızda. Maç, 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 maç. Zaten adamlar bütün şeyi alıyorlar. Direnç yerine de hücum organizasyonları. Şuraya da bir duran top organizasyonları. Burada bütün taç, korner, her şey var. Gerçi uzun taç varmış ama olsun. Bizimkiler kısasını atamıyor. <laughs> Uzunu kaldı. Dar alanda oynayan takımlara karşı oyunu merkeze boğmak için Bek olarak sahte bek kullanılabilir. Sahte beklerin şöyle bir özelliği var. Eğer önlerinde oynayan bir kanat oyuncusu yoksa bir kanat bek gibi ileri çıkabiliyorlar. Aslında biraz daha dar alanda oynuyorlar ama yine önlerinde bir kanat oyuncusu, önlerinde oynayan bir oyuncu yoksa merkeze geçiyorlar. O yönden o yani o yüzden hani sadece merkeze bindirme yapacak bir oyuncu gibi de düşünmeyin. tam geniş kanat bek gibi de değil ama böyle mezdalayla kanat oyuncusu İkisinin arasında bir yerde gibi diyeyim size. ileri çıkışları. tabi gerektiği zaman bunu kanat bekler de yapıyor. Merkeze bir bindirme yapabilirler ama. Ne çok genişte oynuyor ne çok orta sahaya geliyor. Önünde kimse olmadığı zaman biraz daha ortalıyor. Ee, bu arada değişiklik yapmamız lazım. Şurada güzel bir rotasyon yapalım. Ben burada orta sahayı biraz fazla e, şey yaptım. Onları bir kaldırayım. Şu markajları falan deneyelim dedik de olmadı. Gezalı şöyle atalım. Burada hızlı seçimden bizim Yönet. Aa, rotasyonumuz yok mu? Yapalım birlikte. Kale'ye Ersin Destanoğlu'nu atalım. Solbek, Dorukan. Şey, Sağbek, Solbek, bek. Giannis. Gezal yerine buraya Emre Çolak bence iyi olur. Merkez orta sahaya Atiba. E, orta sağ sağ tarafa kimi koyabiliriz? Mensah kalsın. Van Ginkel yerine Salih. Forvet arkasına Emrah Baboş. Santrafor'a da Vergara ile mi başlayalım? Yusuf Parası ile başlayalım. Stoper Fatih Kuruçuk. Benkoviç halen iyi değil. Faruk Afacan'ı atalım ya. Mensah yerine. Mensah da dinlensin. Aynen öyle. Evet. Gel bakalım. Gigot'u da çıkartalım. Gigot'u atmasın. Sonucu göster diyoruz. Çok güzel rotasyon yaptık valla. Çok güzel rotasyon yaptık. Bakalım kaç kaç bitecek maç. Zaten ligde çok rahatız artık. Adana Spor küme düşme hattında bu arada. Ve 2-0 Vergara ve e, Sön, 60 Vergara e, ne zaman girdi oyuna şeyi merak ediyorum bir dakika maç analizinde ama buradaki maç analizi bizim işimizi görmez tamam diyelim teşekkür ederim şimdi maç analizine girip bakacağız daha istediğimiz istatistikleri burada görebileceğiz şimdi gelecek karşımıza Yusuf Barasi 6.5 ile oynamış çok kötü Evet Vergara da oyuna girdikten sonra Johannes Ön girmiş o da bir gol atmış. Çok güzel. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Ee, Yusuf Barası 54'te oyuna girmiş. Bir an Bjarne Sön de 54'te oyuna girmiş. Forvet arkasına aldılar herhalde. 54'te iki oyuncu değişikliği var. Yusuf ve Emre Akbaba. Muhtemelen forvet arkasına attılar. Çok bitiricilik konusunda çok üst düzey bir oyuncu değil henüz. 19 yaşında. Ee, ama e, duran top kullanımı çok üst düzey değil. Teknik kapasitesi eğer gelişirse bu yüzden pas, e, teknik, falan biraz daha gelişim gösterebilir teknik kapasitesi olarak. Çünkü e, serbest vuruş kullanma, köşe vuruşları yani duran top kullanımı da artacak yönde bir şey olsaydı şu an çok yüksek değil onlar. O yüzden duran top kullanma becerisi olmayan, bitiriciliği çok iyi olmayan ama hareketli bir ön alan oyuncusuna da evirebiliriz Yohanne Önü. Zihinsel olarak çok iyi. Oyuna sonradan girip gol atması da beni çok memnun etti. Bergara evet çok az topla buluşmuş. 9 pas yapmış ama bir golü var. Bir de şut bası var. 3 şut bası vermiş oyuna girdikten sonra. 4 şut bası da Atiba Açınsın 7.2 ile oynamış. Atiba'yı da mümkün olduğunca kadroda tutup oynatmaya çalışacağız. Ne yazık ki yabancı kısıtlaması belki antrenör ekibine dahil edeceğiz ama Atiba bu takımda her zaman yer bulacak kendine. Şimdi kendi evimizde Ajax'la oynuyoruz. Bu arada bu bizim 4-4-1-1 taktiği bir 4-4-2 oynadığı zaman rakip bize üstünlük kurabiliyor. Bir de böyle bir 4-2-3-1 falan oynadıkları zaman bize sıkıntı çıkartabiliyorlar. Özellikle merkezden çabuk gelirlerse patates oluyoruz ki ilk golü öyle attılar. Çok pozisyona da girdiler aslında ya. Üçlüye döndüğümüz zaman da yaptılar. Beşiktaş seçimlerinde geri sayım sürüyor. 10 gün var. Yani bu başkanla devam edelim. Sassuola da 1-0 yenmiş. İlk maçı şimdi Leverkusen kendi evlerinde oynuyorlar. 11 diyelim kadroları yönet. Ah Vinicius Junior. Keşke bir sihirli deneyimiz olsa seni iyileştirsek de elimizdekiler sakatlanmasın bize yeter. Değil mi? Vergara ile başlayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar. Yani Fatih. Ve Salcedo ikilisiyle e, bu oyunu oynayabilir miyiz diye düşünüyorum. Benkovic'in hafif sakatlığı varmış. Ve iyileşmesine çok uzun süre var. Benko içi yedekler arasında alalım. Santroforumuz sakat. stoperlerimiz ikişer ikişer sakatlanıyor. Şimdi gene iyileşip iyileşip sakatlanıyorlar. Kendilerini gelip gelip bir daha yani şey oluyorlar. Ya bu nedir? Rahat bırakın ya. Faruk sen geçen maç kaçla oynadın? 6.6. Geçen seni geçti mi oyuna? Tamam geçmiş. Seni bu sene bir 3-5 maç daha yaptırırız inşallah. Widmer'i kim izliyor? Burnley. Salcedo'yu Fulham, Dorukan'ı West Bromwich. Tam bazı şeyleri doğru yapmışız ki Avrupa'da da ilerlediğimiz için böyle görüyorlar. Hatay Spor transfer Utku kiralık listesine koymuşuz. Burada benim aklımdaki şey Salih'le mi başlayalım orta sahaya? Mensah'la başlayacağım. Yani iyi kötü biraz atletik bir oyuncu Mensah. Ne olursa olsun. Sağda Dorukan, Vergara yok. Van Ginkel. Hadi bakalım takım bildir dedik ve artık son 90 dakika UEFA Avrupa Ligi finali için son 90 dakika. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak. Evet 4-4 1-1 rakip Ajax. 4-2-3-1 Muhammed Kudüs Gravenberg ve Klasen ki Muhammed Kudüs ile Gravenberç de zaten herhalde bir Avrupa yapacaklar büyük bir kulüp. Kudüs kaç yaşındaymış? 21 yaşında henüz. Rıdvan. Rokina tekrar Rıdvan. Kaptırma. Aferin Mensah. Oradaki üçlümüz oydu. Lundström, Vergara tek top, Dorukan. Bak bek oyuncusunun koşu yoluna falan olur. Olur. Güzel olur. Çok ulan be. Tagliafico da uzun boylu bir oyuncu. Savunması iyi yani. Geçmeyebilir o toplar. Tek top oyuna çok iyi Salcedo. Çok iyi. Lan be. Abi bu ne? Bu orta sahada baskı pres offside. Lah be. Şu Widmer şeyi bozdu ha. Şimdi biraz geniş yapalım. Bizi çok şey yapıyorlar. Ee, sıkıştırıyorlar. Çok çok pres yapıyorlar ikili ikili. 15. Hadi bakalım. Ve aaa! <laughs> de bunu atman lazımdı be paşam. Eline kadar geldi top. Rokina'yı destek yapalım. Ofansif oyun kurucu destek. Rıdvan kötü oynuyor. Acaba Rıdvan yerine Şeyi mi atsak? Gerçi... <laughs> Neyse ikinci yere bir başlayalım. Mensah biraz Tırto gibi. Ee, şunu merak ediyorum. Mensah... Mensah'ta problem var 6.5. Bence... E, mensah Wanginkel değişikliği olabilir. Gezal da yoruldu. Gezal'a da top oynatmıyorlar belli ki. Rakip de oynuyor. Şu an var ya sahada... Muhtemelen inanılmaz bir mücadele var. 14 faal yapmışız. Rakip 7 faal yapmış. Çok güzel. Ah, biraz daha kavisli olsaydı. Hızlı başlattı. Aman. Aman diyeyim. Eyvah eyvah. Gol. Aaa. Aaa. İnanılmaz. İnanılmaz. Widmer. Bizde bizde. Kaptırma. Çabuk oyna. Hadi paşam. Hadi paşam. Paşa! Verdi pası, Vergara attı. Rıdvan Paşa. 1-0 muhteşem oldu. Bak bu maç o kadar hızlı başlayamadılar. Belki bizim orta sahada pres yapalım falan, oyun tarzımızı değiştirelim dememiz bizi mahvetti. İşte bu çok iyi. İçeride 3 kişi olmasına rağmen Vergara Geliyor mu yoksa bir şeyler mi geliyor? Süpersiniz diyelim biraz moral motivasyon verin. Lunsram da iyi değil ya çok normal iyi olmaması. Ölüyor şu an Lunsram. Ee, Lunsram yerine kimi atabiliriz? Johan atabiliriz. O dinamizm var mı? Yani top kapması falan. Ta, eyvallah çok iyi değil ama en azından bir dinamizm, bir kalite katar diye ümid ediyorum. Ee, Dorukan çok yoruldu. Rokina çok yoruldu. Rokina'yı kimle değiştirebiliriz? 2 mi geliyor? 2 mi geliyor? At Widmer pasını. 2 geldi, gezal attı, bitti bu iş diyor. Finaldeyiz UEFA Avrupa Ligi'nde. Final geldi. Ruben Rokina. Salih. Sağ olun çocuklar. Teşekkürler. İlk maç böyle biraz problem, sıkıntı oldu bizim için ama evet. Gol beklentileri çok düşük. 2-0. 4-4-2'ye döndüler ama e, artık yapacak bir şey yok. Gayet güzel oyun, güzel skor. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktık. İnşallah başkan gitmez. Salcedo 3 tane şut engellemiş. E, savunmada da iyi oynamışız. 2.4 milyon euro. Yarı final ve final. Sassuolo-Beşiktaş finali. Fixture'a bakalım. Kaç kaç bitmiş maçı? 1-1. İlk maçı da 1-0 kazanmıştı. Nasıl oynuyor Sassolo? Çok mu şey oynuyor? 3'lü oynuyorlarsa ben de 3'lü. 4-2-3-1. Bizim ilgimizi çekebilecek bir arkadaş var burada Kaan Ayhan. Mert Müldür sattılar mı? Ne yaptılar Mert, Mü Mert Müldür'ü burada? Takip listesinde zaten. Satılık değil peki. Evet sonuçtan oynanan futboldan çok memnunuz. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktık. Yalnız muhteşem bir e, kura geldi. E, Celtic, Atletic Bilbao, Valencia, e, Ajax ve <laughs> ama kura şansımız çok güzel. Hep böyle sert takımlar birbirini eleyerek geldi. O yüzden finalde olmamız çok da şaşırtıcı olmamalı bence. İlk maçta o dönüşü yaptık ve Toto'yu kurtardık. Üçlüye döndük. Üçlüğü oynamak istemiyorum. Gezal yalnız ilk maçta da e, dağıttı. Bu maçta da bir gol bir asist. Seneye gelsin gene. Gene yeri hazır. Orta sahanın solunda. Sessiz sakin. Rahat rahat oynasın. Duran topları kullansın. Ne istiyormuş? Da, da, daha fazla hücum taktiği tamam yapılsın ama yani gün yok ya. Maç yaptık. Bir gün dinlenme. Rejenerasyon antrenmanı. Sonra o gün dinleniyoruz. Ertesi gün bir antrenman yapıyorsun ve sonra maça çıkıyorsun. Lütfen. Hatay deplasmanına çıkacağız. Şimdi biraz rotasyon yapalım. Faruk Afacan, Yusuf Barasi sürekli olarak bunları oynatalım. Vergara ile başlamak istemiyorum. Vergara ile başlarsak problem yaşayabiliriz çünkü. Sakatlanmasını istemiyorum. Yine çok muhteşem değil eyvallah ama. Yani Yusuf Barasim Vergara mı? Vergara biraz daha güven veriyor tabi. Şimdi burada ne değişiklikler yapacağız? Uğurcan yerine artık Ersin'le devam edelim. Uğurcan yerine Ersin kalmalı. Yusuf Barasi'yi attık. Forvet'e Rokina, Mensah, Lunsram. Dorukan yerine buraya. Faruk Afacan. Faruk artık sürekli olarak oynayacak. Yani bu bu burada kalsın. Önemli olan onun şu an için o göreve alışık olup olmaması değil. Orada süre alması. Kendini geliştiriyor olması. Ersin'de bizim kalecimiz Ersin'de oynasın. Kaç maç oynadı bu sene? 10? 10? E, tamam 11 maç ligde oynamış. Kaç maç kaldı? 2? 4? 6 maç. 4 lig maçı var. 4 lig maçında da oynatırız kralı. Yohannes ee, önümüz var burada. Gezal'ı dinlendirmeyelim. Yohannes önü defansif oyun kurucu başlatalım. Sonucu göster diyelim. Evet. Sonucu göster deyip Alanya maçını yapmak istiyorum. Devam dedik bakalım. Ee, nasıl olacak sonuç? 3-2 kazanmışız. Rokina 2 gol. Gezal 1 gol atmış. Kimler girmiş oyuna? Dorukan, Giannis, Emirhan ve Emre Çolak. Faruk 90 dakika oynayamamış. Şimdi Alanya maçımız var. Alanya maçında nasıl yapacağız? Şu maç günlerine bir bakalım da. Alanya maçı Trabzon Türkiye Kupası finali. Alanya maçına kadar biz tatile çıkalım. Widmer ve Fatih Kuruçuk cezalı. Stoperde kim oynatabiliyoruz? Gigot geri dönmüş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Necip Sağbek'i attık. Ersin Kale'de. Önünde Faruk. Atiba'yı aldık. Şöyle Utku'yu çıkartıyoruz. Kale'den Emir Akbaba'yı atalım. için hafif sakatlığı devam. Sonucu göster diyelim mi? Diyelim hadi bakalım. Necip bir maçta 90 dakika oynamak için müsait değilmiş. Olur. Oynar ya. 60 dakika oynar. 45 dakika oynar. 4-1 kazandık. Gezal 2 gol. Salcedo 1 gol ve Marco Van Ginkel de 1 gol. E, Santrafor'da sıkıntı yaşıyoruz. Gerçi Yusuf bu maçta iyi oynamış. Çok şükür. E, gollerimiz orta saha oyuncularımızdan geliyor ama yine atıyorlar yani. Emirhan çok güzel ya. Bak geçen maçta da bu maçta da az da olsa süre almış. Tabi 20 yaşına falan geldiğinde yine buna, buna benzer bir şey olacak ama biz yine de o günlere kadar Emirhan'ı tutacağız. Gezal'ın performansını övelim. 2 gol 1 asist. Beşiktaşlı Gezal neler yapmış? Son 5 maçta 4 gol 2 asistlik performans. Bu sezon toplamda 54 maç 11 gol tam 27 asist. Duran toplardan, akan oyundan, defans arkası toplardan falan filan atıyorlar mı? Atıyorlar yeter abi. Şimdi Trabzon'la yine bir kupa finali oynayacağız. Bu maçı oynarız artık. Kupa finali olduğu için Ruben Rokina, şey pardon Ruben Blanco transfer listesine konmuş. Kaleci ihtiyacım yok. Vay be. Bizim kalecimiz gitti oraya ve Blanco transfer listesine konuldu. Burada bitmiş mi ligleri? Ligde kalmışlardır inşallah. Ah be, ah be. Şuralarda iyi gidiyordu Rowling. 8 e, burada 8.4 ile oynamış. 6.3 kötü bir maç. 6.2 kötü. 7.5 5.5, 5-1 yenilmiş. 6.4, 6.6 e evet, son haftalarda biraz sıkıntı olmuş. Bu maçta gerçekten 2-1'lik maçta kötü oynamış yani. hani Gerçi stoperler falan da kötü merkezdeki. Merkez stoperler ve kaleci kötü oynamış. Enteresan. Küme düştüler. Sağlık olsun ne yapalım. Belki de Blanco'yu o yüzden satılık listesine koydular. Ama en azından oyun sıralamasında İspanya 1. Ligi zirvede değerlendirme Süper Kupa önemsizmiş. Memnun. Avrupa Kupası 2. eleme turunda katılmamızdan memnunlar. Muhtemelen Ronin'i bu sene satacağız. Aa, bir dakika bir dakika şurada antrenman takvim analiz ee, maç hazırlığı rakip analizi. Ronin'i mecburen satacağız. Yerli işte, yap, yani yerli Uğurcan'la devam edeceğiz o kadar para verdik yine güzel bir şeyimiz var. Bütçemiz var. Mali durum 38.5 milyon euro. Şey 38.6 milyon euro transfer bütçemiz var. Muhtemelen bir 20 milyon euroluk kısmıyla bir tane daha Türk kaliteli oyuncu alacağız. Stoper mi olur? Orta sağ mı olur? Bilmiyorum. Hedeflerimden birisi de Yusuf Barasi. Aha. Beşiktaş. Nasıl yani? Uğurcan sen destekle. Evet. Aa. Kim alıyor bunu? Başkan mı oluyor? Ne oluyor? Bu olan sözleşme görüşmelerini ben yürüteceğim. Futbol direktörü. Bir dakika. Çok bir şey çok merak ediyorum. Allah Allah. Başkan hamlesin ben. Görmedim böyle bir şey. Sonraki satıştan elde edecek kardan pay %20 işte. Ben olsam bunu koydurmazdım. Neyse başkan başkan mı seçiyor? Kim alıyor? Şu an hiç umurumda değil. Gelsin de. Vitor Hugo Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Aman ben takım konuşması yaptığım zaman patlatıyorum. Uğurcan da şöyle konuşsun. Abdülkadir'le. Beşiktaş Abdülkadir'i transfer ederse en azından forvet arkasında kullanabileceğim bir oyuncu olur. Abdülkadir'i forvet arkasında kullanmayı düşünüyorum bu arada. Şurada yapıştıracağız. Ofansif oyun kurucu, hücum. Atletik, seri, paslaşması muhteşem, vizyon inanılmaz. Ee, özel yetenek vesaire. Ha, i̇stediğimiz her şey var. Ve Abdülkadir de bence e, çok iyi bir transfer olur. Hem de yerli oyuncu e, havuzumuzu kaliteli bir şekilde genişletmiş oluruz. Vinicius Jr. iyileşmiş. Aman Allah'ım muhteşem. ikinci yarı alacağız seni. Yusuf parasıyla başlayacağız o zaman. Ee, Dorukan yerine Faruk'la oynayalım mı? Oynamayalım. Uğurcan kalsın burada kalede. Tim Ronink 16 maç. Tamam 16 maç oynamış. Güzel. O zaman hazırız. Böyle başlayacağız herhalde. Hadi bakalım. Benkoviç Gigot stoper tandemi. Göremedim. 3 tane U25 olmak zorunda. Tamam. Ee, Faruk ya da Ersin'in kadroda olması gerekiyor diye. Uyarı alıyoruz. Kim olsun? Necip yerine. Ya da Emre Çolak yerine alalım. Evet. Şu kadro kayıt kuralları her bölümde bir şeyler söylememize sebep oluyor. Aman Abdülkadir kendini göstereceğim diye şey yapma. Baskılı böyle bütün kendini vererek oynamaya çalışma yani. Sen sakin ol abi. Sen zaten kendini gösterdin. Bakasetas, Abdülkadir, Vakayeme, Janini. Evet 4-2-3-1. İlk şutumuzu çektik. Henüz maçın başı isabet yok ama 1-0 şutlarda öndeyiz. Darısı skorun başına. İki sarı kart birden Flavio Tronsen muhteşem orta saha merkezde oynayan iki kişi. Mensah Marlon da kart gördü. Yani böyle giderse 10 kişi 10 kişi tamamlayacaklar. Yani 11 kişi kalamayacaklar gibi duruyor. Barassi aldı gidiyor. Vinicius Junior abisinden örnekler. Rokina, Rokina, Rokina. Uzak köşeye çok iyi bıraktı. Ruben Rokina. Muhteşem bir gol. 1-0 öne geçtik. Henüz maçın başı. Barasi aldı. İyi bir dripling. İyi de bıraktı topu. Yalnız Rokina sol ayağıyla çok da iyi açıda bulmuş yalnız ha. Köşeye çok iyi vurdu. Gezal Benkoviç. Ya sanal ya sanal zekanı şu en azından kornerleri falan analiz ettirmesi lazım diye düşünüyorum ben ya yani bizim duran toptan en çok nasıl gol bulduğumuzu falan karşı bir şeyler yapıp evet 2-0'a çabuk ulaştık 18. dakika rakip eee orta sahada iki isim sol bekleri sarı kart gördü. O yüzden de bence biraz daha mecbur daha naif oynamak zorunda orta saha oyuncuları. Bu arada tek top çok iyi geldiler ama atamadılar. Aman Allah'ım. %62 topla oynama oranı. Duran toplar tehlikeli. Mensah. Aferin lan Mensah. Eyvah. Füzeyi gönderecek kaleye. Aldı Rıdvan. Çok iyi. Haydi Yusuf. Olur. Bu da çok güzel. Ben kızmam yani böyle şeyler. Top bizde kalsın yeter ki. Dorukan. Sakin. Ah be. Gezal atıyordu. Widmer son haftalarda biraz düşüşte farkındaysanız. Ee, çok iyi işler yapıyordu ama. Evet. İlk yarı bitti. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Performansınızdan devam edin. Yani memnunum performansınızdan. Böyle devam edin diyelim ki e, mutlu bir şekilde tekrar sahaya çıksınlar. Gezal çok yorgun. Rokina da öyle ama işler her an değişebilir. Riski atmayalım. Gezal'ı çıkartayım ama. ilk değişikliğimizi yapalım. Yuhannes'i öne atıyorum. Gezal'a yerine. Evet 70. dakika Yusuf yerine. Vinicius Junior girsin. Dorukan yerine de Vergara'yı atalım. Yabancı sınırlaması. Çok güzel. Rokina yerine o zaman Emirhan'ı atalım. Benkovic kal abi sen çıkma. Yani Vinicius Junior haftalar sonra döndü. Of Canini çok iyi vurdu ama olmadı. Johan Vinicius Junior haftalar sonra topla buluştu ama <laughs> izin vermediler. Fizik olarak çok eksik Keşiriydi. Keşirida. O topu kaptıracakmış gibi paslaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Edgar geçen maçta yine böyle bir şey yapıp kaptırmıştın. Yine yani uzun oynadı. Edgar bırakmıyor ya. Bu maç tam konsantre. Ve defans arkası bir top. Janini kapattık önünü. Gigot. Muhteşem savunma. Son iki değişiklik hakkımı da 80. dakika itibariyle yapmak istiyorum. Ee, şuraya Dorukan yerine Vergara'yı atalım. Burada başka kim olabilir? Salih yerine de Mensah yapalım. Evet. Pardon Mensah yerine Salih. Tam tersi oldu. Ama ben kulübeden atıyorum. O yüzden şey olmaz herhalde. 5 sarı kart. Trabzon 1 sarı kart. Bizde 25 fual. 20, 45 fual yapılmış. Tam bir Türkiye Ligi maçı. Lundström 90 artı 3'te sarı kart gördü. Ve Ziraat Türkiye Kupası bizim oldu. Bu sezonki İkinci yerel kupamız, ee, süper kupayı aldık, Türkiye Kupası'nı aldık, ee, şampiyon da olduk da resmiyette henüz gelmedi kupamız ve evet, o haydi çocuklar kupayı kaldırıyoruz. <laughs> evet ikinci kupamızı aldık ve devam ediyoruz, ee, iyi, iyi performans gösterdiniz diyelim daha azarlamayalım. Yusuf Barazi de maçın iyi oyuncularından 7.1. Benkoviç maçın adamı seçilmiş. Dorukan sağ kanat pozisyonunda artık iyice alıştı diyor. Gördüğünüz üzere çalışkan kanat oyuncusu rolünü çok güzel gerçekleştirebiliyor diyorlar. Nusram cezasını kabul etmiş. Yine ceza mı gördünüz? Nasıl aldık olsun hadi. Yine boşluk yok görüyorsunuz ve Avrupa Kupası finaline geldik. Bu maçı da ha bu arada biz şampiyon olduk ya biz hızlı geçtiğimiz için tabi. Şampiyonluk e, şeylerini hızlı geçtiğimiz için görmedik Serhanım onu iyi herhalde. Salih, Allah aşkına. UEFA Avrupa Ligi finaline gidiyoruz. Yani biraz profesyonel ol ve şeyi isteme yani. Ben senin gibi bir sürü orta saha oyuncusu bulurum. Ama ben seninle oynamak istiyorum. O yüzden lütfen. Bu işi sonra konuşalım. Bu arada Sergen Yalçın Trabzonspor'a mı gidiyor? Ha yok. Gönderilmiş evet, son kupa maçından sonra gol rekoru say sayısı nasıl olmuş e 98 Fenerbahçe'nin 103 gol rekoru var kaç maç kaldı ama bit bitmedi mi lig? 2 maç kaldı Denizli ve Gençler Birliği maçları var 95 gol daha atarsak e rekor kırılıyormuş ama ben şey yapacağım Efecan 10 kez maçın adamı seçilmiş. Vinicius Junior e, bir 45 dakika oynatalım mı bugün? Şimdi Vinicius Junior'la başlarsam 90 dakika onu oynatır. O yüzden ben burada e, tam rotasyonla çıkacağım. Oynatırsa ikinci 45'te falan herhalde 55-60'da alır. Genç oyunculara da fena sayılmayacak şekilde süre verdiğimizi düşünüyorum. Sonucu göster. Şu temada sonucu göster e, butonu can kurtarıyor gerçekten. Özellikle bu video yap, yapıyorum. Yani yoksa bu araları kesip kesip şey yapacaktık. Salih ve Mensah. Çok güzel. Belki bir bölüm daha uzayacaktı. Salih, Johanneson, Emre Çolak, Mensah, Vinicius Junior sonradan girmiş oyuna. Evet, artık bir sonraki maçta Vinicius Junior 11'de başlamayı hak ediyor bence. Hemen bir antrenman diyelim. Takvim burada maç hazırlığı, takım çalışması kesinlikle çok önemli. Dinlenme yok. Maç hazırlığı, rakip analizi, savunma yapısı, hücum organizasyonları evet. Vinicius Junior bu maçta sana çok ihtiyacım var. Şöyle bir 11 ayarlayayım da şu antrenmanlarda da çıkacak 11 en azından. Kendini gerçi bilmiyordur herhalde ama. Yusuf yerine Vinicius Junior. Bu arada Yusuf evet muhteşem planımız tuttu ve o süre bulamama sıkıntısını sonlandırdı. Gelecek sezon sonu yokmuş. Sezon sonu evet, şartları öner diyelim. Çok güzel. Bir sene daha kiralayacağım Yusuf'u. Kaç maç? 12 maç. 16 maça sonradan girmiş. Ya yeter bence. Emre yerine Rokina. Rokina'yı kim izliyor? Muhteşem. Ren istiyormuş. Satarım. 5 milyon euroya vereyim. Uff 13 milyon euro değeri varmış. Raşit Gezal. Mensah. Faruk yerine burada Dorukan Bey. Sabek Widmer, ee, Faruk. Emre. Kalede. Uğurcan. Ben sah yerine de bir e, Van Ginkel sanki istiyor orası. Giannis yerine de Rıdvan Bey'i attık mı kütür kütür takım işte. Acaba burada Dorukhan yerine Vergara mı yapıştırsak? Bunlar da uyumlu. Çünkü Vergara da sakat bir adam. Hani sağ solu belli değil ama hadi Dorukhan'ı atacağım. Çok güzel. Bir sene daha gelirse Yusuf Barasi. Zaten sözleşmesi bitiyor yanlış hatırlamıyorsam bedelsiz olarak imza attırırız. İleriye yönelik bir Santrafor oyuncusu olur mu? Biraz geliştirse kendisini en azından birinci Santrafor'umuzu hep e, iyilerden seçeriz. Artık daha da şey düşürmemek lazım ya. Mukoko geliyor çünkü Yusuf Parasi'den sonra şeyden sonra Vinicius Junior. Gerçi o da yine herhalde bir sezon, yarım sezon yetiştireceğiz yani. Gerçi o saf santrafor olduğu için bizi çok zorlamayacaktır. Aa, maaş mı? Teklif yap. Gel bakalım, ben sana bir teklifte bulunayım. Ya, görüşmek istemiyormuş. Neyse, ilerleyen dönemlerde hallederiz onu. Çok merak ediyorum ne maaş teklif etti bizim futbol direktörümüz. Aslında futbol direktörünün de şeyi fena değildi pazarlığı Yusuf Barasi. Evet, kulüp çalışanları e, futbol direktörümüz nerede? Burada bulamayacağız herhalde biz. <laughs> Şuradan. E, pardon hepsi diyelim futbol direktörümüz nerede bizim evet Suter pazarlık kabiliyetinde 14 seni yapıştırman lazımdı şimdiye kadar oyuncuları ikna edin ya gidip başka kulüplere yarı fiyatını imza atıyorlar gerçi ben de şey diyorum ya futbol direktörünü ben işe alıyorum kiralık Tottenham istiyormuş transfer olarak neymiş kendisine ihtiyacı olan süreyi verememesinden ötürü Vallahi ne güzel olur biliyor musunuz? Takip listesindeymiş zaten. Neko Williams. Fulham, Leeds, Newcastle, West Ham. Oh! Alın. Alın. Bize bırakmayın alın. Hazır mısınız çocuklar? Hazırsınız. Ee, artık Kupa'ya son 90 dakika. Yani maç nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama inşallah Kupa bizim olur. Rakip Yardım iste dedik. Ee, şuradan da dengeli diyelim. Bu maça dengeli başlayalım. Önemli bir maç. Bütün bu Avrupa'da deplasmanlara falan dengeli başladık. Ee, şeyde Ajax'da sıkıntı oldu. Bu arada Ekuban var rakitten. Kaç paraya transfer oldu Ekuban? 11.25 Mert Müldür sarı kart görmüş. İki tane... Tanıdık isim Mert Müldür ve Kaan Ayhan. Ayuze Perez yetenekli bir oyuncu. Gezal ön direkt. Gigot direkten döndü. Başarabilirsiniz çocuklar. Uğurcan. Sakin çıkabilirsiniz geriden. 4-2-3-1 böyle çok kalabalık da değiller. Dorukan, Lundström, Bek oyuncusuna bak yine aynı hatayı yapıyoruz. Daralttıkça daraltıyorlar ha. Üçlü oynarsak yine ezebiliriz ama bir bakayım şöyle devam etmek istiyorum. Boga. Uğurcan. Aferin. Onlar da dar. Biz ama üçlüye dönüp orta sahaya iki kişi işte bekleri de böyle dört yapıp ulan ne güzel geri döndü adam görüyor musun? Oyunu sıkıştırabiliriz. Daha dar alana yıkabiliriz. Bu konfor alanını bulamayabilirler o zaman. Mert Müldür tehlikeli geliyorlar sağ kanattan. Yaptırmayın ortayı. Maxi Lopez. Of, haydi Rokina. Vinicius Junior kaçsana. Bak. Sergen'in tümere attığı pas gibi oldu bu. Gol ve Kendi kalesine attı. Consigli. Çok güzel. Sergen attı. Şampiyonluk geldi. Lafının çıktığı goldür o. Sergen tümere bir pas atıyor ama biraz daha geniş koşu yoluna Kanada doğru açık gönderiyor. Tümer de içeri çeviriyor mecburen. Sergen vuruyor. Bu da öyle bir pas oldu. Ama Vinicius Junior çizgiden ilerleyip vurdu. Direkten döndü. Kaleci Konsigli'nin sırtına çarptı ve gol oldu. 1-0 öne geçtik. 56. dakika. Başarabilirsiniz çocuklar. Ben inanıyorum sizin başarabileceğinize. Şu rakip savunma üstüne git yapın öyle çok şey oyuncumuz yok ama Vinicius Junior falan o işleri çok iyi yapıyor. Bu arada Vergara Vinicius Junior değişikliği tavsiye ediliyor. Ben Vinicius Junior kalacağım abi adam yani. Maç eksiği var adamın yaptığı hareketlere bak. Uğurcan yumrukladı bir kontra Rokina haydi. Vinicius Junior at koşu yoluna. Vinicius Junior at bitir. Ulan çok sert vurdu ha. At bitir dedim ama çok sert vurdu. İyi pozisyon, güzel pozisyon. Kontralarla etkili oluyoruz. Buradan bir şey çıkar mı? Eyvah Traore. Dön geri şimdi. Haydi babam koş. Traore geliyor. Keşke alabilsek Traore'yi orta sahaya. Aa şey gitmiş. Ee, çok daha iyi profillerde çıkıyordu bu. Gene gene kötü değil bu arada ama sahaya çıkın ve kazanmayı hak ettiğiniz değil e, ee, performansınızdan memnunum. Yine böyle devam edin. Biraz motive etmek lazım. Yani UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk yarıda 1-0 Önde giriyorsanız ve ikinci yarının başında Vinicius Junior, Rokina'nın muhteşem pası 47. golünü attı Vinicius Junior. 47. golü UEFA Avrupa Ligi finalinde geldi. Muhteşem gol. 5 numaraya muhtemelen birebir markaj vermişler Kaan Ayhan'a. Savunmada offside çizgisini bozdu. Geldi. Şu an kupaya çok yakınız ama yine de belli olmaz ne olacağı. Önde basmaya başladılar şu an. Hissediyorum. Çalışkan forvet, gizli forvet. Yani Caputo çok iyi bir adamdı. Kullanamadılar. Lan şu zihinsel özelliğe baksana. Muhteşem ya. Ama çok hızlı değil. Çok fizikli de değil. O yüzden bence bu adam tek forvet olmaz. Yani defans arkası koşacak kadar hızlı değil. Haydi Rokina. Rokina. Rokina değil makina. Muhteşem bir gol artık UEFA Avrupa Ligi finalinde. Kupayı kazanan taraf olduk. 67. dakika. Sadece hakemin son düdüğü çalmasını bekliyoruz. Consigli. Çok zorlandı bu maç. 3 geldi. Orta saha çok kısa farkında mısınız rakibin orta sahası? Hiç öyle İtalyan orta saha gibi durmuyor yani. Lundstram yine orada bir zehirli üçlü. Dorukan, Widmer, Lundstram. Bu üçlüleri çok seviyoruz. Ah be. Üçgen oluşturmaları çok iyi. Gezal al. Gol. Kapat, 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 kapat. Vur. Topa dal yapmış mıydık biz? Aynen. ha Pres falan arttırdık. Sıkım arkadaş. Daha fazla pres. Biraz yorucu olacak ama. Çok güzel. Ya şu pasları atma paşam ya. Sen de yoruldun. Yohannes atalım buraya ama. Hem oraya biraz enerji getirir. Gezal kadar olmasa da pası falan fena değil onun da. İş yapar. Kriyakapulos. Traore. Bizde de o top. Sakin öyle. Lan Gigot. Nereye indiriyorsun? Ta bırak bir hava atayım ya. Ağzında laf bir bitsin de ondan sonra şey yap ya. Aferin Uğurcan ya. Uğurcan 7.2 size ne dedim? Avrupa'da başarılı olacaksanız kaleciniz iyi oynamalı. Özellikle son maçlarda. Sonuç 3-4 maçtır. Uğurcan güzel. Zorlama Widmer. Ben dedim önde basacaklar diye. Basmaya başladılar. Biz yine kısa pasa devam edelim ya. Öyle bir gole ihtiyaçları yok. Çok gole ihtiyaçları var. <laughs> ne yaptın oğlum? Nereye vuruyorsun? Bizde. Hop hop takset. Evet oyuna biraz e, hakimiyet kurdular. Bunu kabul ediyorum. Süpersiniz diyelim ya. Biraz moral verelim 3-0. Ama e, iyi de savunma yaptığımızı düşünüyorum. Eyvah. Sekli top. Çok iyi geldiler. Boga atlı 82. Geri dönüş olur mu? 8 dakika var. Bence 1-2 dakika daha baskılı oynarlar. Ondan sonra biter maç. Dorukhan yerine buraya Vergara'yı atalım. Alın o topu ama yani sen de. Lütfen ya. 89. bir dakika. Van Ginkel çıkartıyorum ki Yusuf Barasi'yi oyuna atıp Vinicius Junior'ı alkışlatabilelim. Evet şimdi Yusuf Barasi de oyunda artık. Daha yani ne, ne tecrübesi istiyor bilmiyorum. Ohoho, Yusuf Barasi. Aman Allah'ım. Yuan muhteşem kontrol. Belki de kulübün geleceği olacak bu ikili. Yuan muhteşem kontrol. Pas Yusuf. Harika kontrol. Harika bitiricilik. Çok soğukkanlı bir vuruş. Dördüncü gol. Yusuf Barasi'nin ayağından geldi. Çok serin kanlı. Çok soğukkanlı. Valla açıkçası final yarı final hedefliyordum. E, ama çok güzel kurallar geldi. Çok güzel kurallar geldi. Yani o büyük takımlar elendi. Birbirleriyle oynadılar. E, teke düştüler. En çok zorlandığımda Valencia'ydı. Ayaksa da biraz sıkıntı yaşadık ama Tebrik ediyorum çocuklar sizi. Güzel kadro uyumu ve güzel oyunla UEFA Avrupa Ligi'ni de kazandık. Tebrikler çocuklar. Ve çok zorlandık. Gerçekten çok zorlandık. 4-1 maç koptu gitti ya. 3-1 bir pozisyon buldular direkten döndü. Sonra zaten 4. gol geldi. Evet 8.8 buçuk milyon euro para aldık çok güzel 24 kişiye ee, Atiba Atiba almış ya ödülü Nerede Atiba Evet çok az oynamış olsa da yine de Kral hak etti yani evet, 9 maç Widmer En çok Widmer oynamış Gezal Aferin En golcümüz kim? Vinicius Junior Vergara Gezal Gezal en fazla asist yapan Rokina Beşiktaş taraftarlarını mest etti hakikaten bir gol, bir asist ki gol muhteşem bir serbest vuruş golüydü ya. Muhteşem. Hakikaten muhteşemdi. E seneye bir şey daha olacak o zaman. Bir final daha oynayacağız. Şöyle devam diyelim. Evet, şimdi oyun işlendi. Avrupa Kupası'nı aldık. Lens. <laughs> Abi yapmayın Allah aşkına ya. <laughs> Abi bu adam kupayı aldık da 200 bin euro para mı aldı ya? B boğazımda kaldı bütün kazandığımız paraya. Ulan takımın rızkını yiyor adam hala ya. Evet Vinicius Junior UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olmuş. Tam 9 gol. Igor. Igor ne yapmış Shakhtar Soligorsk'da? Vay 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 vay. Gel alayım seni gel. Yannick Carrasco 4 asist. Ee, en iyi maç Slavia Prag. Ajax'ı deplasman golü kuralıyla eledi mi? Ne alaka Ajax üst tura çıktı. Tam tersi olmuş burada. Yanlış çevrilmiş. <laughs> en golcümüz Vinicius Junior. Burada da e, zirvede 9 golle en yakını playa 5 gol atmış. Asistlerde bizden ne yazık ki kimse yok. En fazla maçın adamı var mı bizden kimse yok. En fazla şut çeken Vinicius Junior 34 şut çekmiş 7 maçta. Ramalho pas isabeti en yüksek olan. Burada, bizde de Gigot varmış. %100 mü? Abi 4 maç. 4 maçta %100. Nasıl oluyor bu? Kaç dakika? 1 dakika mı oynadın sen? Allah Allah. Adama bak ya. O zaman hep yanındakine verdi. <laughs> Al sen başlat. Gezal 32 şut pası vermiş. Burada da 3. sırada. Gezal'ın en büyük özelliği zaten. Vinicius Junior tam 14 başarılı çalımı var. İşte bu yüzden Santrafor'un çok süratli olması lazım bu taktikte. Çünkü birebir kaldığında alıp kopup gidecek artık orada bireysel yetenek. Başarılı topa müdahalede amiri var. Artık biraz daha kesenin ağzını açabiliriz ha. Böyle 2 tane kaliteli yerli oyuncu alabiliriz diye düşünüyorum. Uğurcan 4 maçta gol yememiş. Konsigli 6 maçta gol yememiş de bir maçta 7. 13 maçta 12 gol yemiş. 12 maçta 8 gol yemişti. Bizimle oynamamıştı o yüzden böyle. Peki takım genel bakışta neler var? Maç maç başına puan burada Arsenal 2.25. En fazla gol 22 gol atmışız. Çok iyi. Ee, rakibin çektiği şutta 10 şut Benfica. Ulan ne kadar savunması güçlü. Beşiktaş 122 şut Roma 177 şut. Valla Atletico Madrid falan bunlar gelse ne yapardık bilmiyorum. Atletik Bilbao'yu geçtik gerçi. En yüksek pas isabeti bizde %88. Başarılı çalım 34. 9 maçta 13 maçta 40. Evet çok güzel. Şimdi e, Denizli maçının sonrasına gidelim. Hemen ligde de gol krallarına bakalım. Asist krallarına bakalım. Neler yapıp etmişiz bir ona bakarız hızlıca. Belki bir sezon sonu bakışa göz atarız ve bu bölümde noktalarız. Şöyle dolu dolu bir saat oldu. E, kesmeden sizlerle paylaşacağım. Arada böyle e, öksürdüysek, aksırıp tıksırdıysak kusurumuza bakmayın. Çok özür dilerim. Ama sizleri de bu heyecana ortak etmek istedim böyle kesmeden. Leeds United Fulham Abdülkadir için 11,5 milyon euro teklifinde bulunmuş. Abdülkadir Leeds'le görüşüyormuş. Ve milli takımlara oyuncularımız da gitti. Bizim iki tane yerli, iht, iht, yerli oyuncu ihtiyacımız var. Sabek, orta saha özellikleri olan bir sabek olabilir. Bindirmesi çok iyi olmasına gerek yok. Çeviklik, atletik yapısı çok iyi olmasına gerek yok. Zihinsel olayı çok iyi olsun. Wow, sezonun oyuncusu ödülünü kazanan isim Uğurcan Çakırmış. Süper. Avrupa Kupası sezonun oyuncusu ödülüne layık görünmüş. Helal sana be. Avrupa Vinicius Junior altın ayakkabı ödülünü almış. Tamam. UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olduğu için. Ee, Uğurcan Gezal, Lundstrand ve Vinicius Junior 3 e, tane oyuncumuz e, listeye girmiş. Avrupa Kupası'nın en iyi 11'ini. Lundstrand'ın da burada olması bizim için çok iyi. 16.5 milyon euro değeri olmuş. Uğurcan'ın 13.25 kursları tamamlanmış. Bizim son maçımız kaç kaç bitti bu arada? Daha gelmedik oraya değil mi? Gitsin Abdülkadir Ömür ya ne yapayım? Evet. fixtür dedik. Son maç 0-0 berabere kalmış. Mensah penaltı kaçırmış. Alnından öpüyorum seni. Adam adam Chelsea maçında penaltı kaçırdı ya. Burada kaçırsa ne olur? Süper Lig'de de şampiyonluk kupasını kazandık. 1.80 şampiyonluk oranımız varmış. Biz de beklentileri karşıladık. 100 gol attık. 30 gol yedik. En iyi savunma bize ait. 98 puan toplamışız. 100 geçen sene geçen sene yüzün üstüne çıktık da o biraz da Galatasaray'ın zorlamasıyla oldu. Çünkü her maçı oynadık. Burada hızlı geçtiğimiz, kaybettiğimiz maçlar da vardı. 80 98 puan. Oyuncu genel bakıştan Aa Babakar 33 gol atmış. Oha. Gene gol kralı olamadı Vinicius Junior. Ne yapalım? Ama çok uzun süreli sakatlık yaşadı ya çocuk. Yani çok sakatlık yaşadı. Ne yapayım? 39 gol atmış adam. Toplamda 33 gol, lig golü. Vinicius Junior peki kaç maç? 38 maç, 22 maç abi işte yani. Şu orantıya bakın ben başka bir şey söylemiyorum. Biri her 101 dakikada bir gol atmış. Birisi de 65 dakikada bir. Her maç saplamış yani adam. 22 maçta 31 gol olur mu ya? Rekor kıracaktık. Adamın ayağı kırıldı ya. Asist. Gezal 16 asist. Efecan 15 asist. Gezal ne yaptın sen ya? 28 asist toplamda. Widmer de sessiz sedasız. Burada şeye girmiş 12 asist Widmer, boru değil yani ha. 12 asist toplamda 14 asisti var, boru değil Widmer. Hani inişli çıkışlı performans falan oldu ve e, şöyle bir olayı var, onu vurgulamak istiyorum. Burada bek oyuncusunun 14 asist yapması bütün kulvarlarda 50 maçta e, iki şey geliyor aklıma olan 50 maç oynayacak kadar e, devamlılığı, sürekliliği olan bir oyuncu. Bu bir ikincisi. Öyle hızlı hücumlar bindirme yap orta kes falan değil yani. Widmer orta kaldırsın Vinicius Junior vursun değil yani. E, hep böyle biliyorsunuz orada bir üçgen oluşturduk. Lundström gitti. Sağ önde oynayan Dorukan, Vergara kim varsa o gitti. Widmer gitti. Hep orada bir oyun yaptılar ve öyle asistler falan çıktı. O yönden mutlu oldum. En fazla şut çeken. 160 şut çekmiş. Vinicius Junior 98 şut. Maçın adamında Efecan Karaca 11, Deniz Türüç 11, Vinicius Junior 8 Gigot en yüksek pas oranına sahip oyuncu. Diğeri de Benkovic. Geriden oyun kurmada nasıl başarılı olduğumuz ortada. Şut basında Gezal 124, Efecan 162. Maşallah Efecan. Helal olsun vallahi. Bu Penza 34 başarılı çalımı var. Başarılı topa müdahale. Menyak en az gol yiyen Ersin Destanoğlu. 14 maç 11 gol yemiş. Uğurcan 32 maç 28 gol yemiş. Değil mi? Evet. Adam süperlikte 32 maç oynadı. Uğurcan 15 maçta gol yememiş ama ya kral ya Avrupa'da ne yaptı? Ee, Türkiye kupasında 7 maçta gol yememiş Ulusal ha, Avrupa kupasında 4 maçta 9 maç oynamış. 4 maçta gol yememiş ee, yani 9 tane çelinerek 10 tane parmak ucu kurtarışı varmış Avrupa'da Tebrik ediyorum dostum seni Evet güzel bir sezon oldu gerçekten ee, UEFA Avrupa Liginde ben Kupa beklemiyordum açıkçası. Yani en azından tam finale yakın bir şeyler yapardık. Hani bir yarı final benim vardı gönlümde. O da hallederdik diye düşünüyordum. Hani yarı final tamam yeter bize o diye. Ama e, yetmedi bizim takıma. Daha fazlasını istediler. Evet 47 gol Junior. En golcümüz Rokina. Güzel performans. Niye üzgünmüş? Menajerin taktik. Abi Türkiye kupasını aldık. Türkiye süper kupasını aldık. Lig kupasını aldık. Avrupa Ligi'ni aldık. Daha adam gelip bana diyorsa taktiğini beğenmiyorum. Abi oynama o zaman yani git. Bir üzgün daha var. Bu da sözleşme için. Onu anlarım biraz daha. Yemin ediyorum taktikten bir şey söylemeyeceğim. Evet. Gezal 28 asist, 14 asist. Widmer, Rokina 11 asist. Rokina'nın forvet arkasında etkili oyunu. Hem gol hem asist sayısı onun üstüne çıkmış. Tabi burada e, gol sayıları kopup gidiyor. Bu hem Vinicius Junior'un çok becerikli olmasından hem de oyun tarzımızın biraz e, ileri uçtaki santraforu beslemesinden dolayı. Evet bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Lig Kupa görünümünde şöyle sizlere veda edelim. Kendimi de kapattım oradan. Golcülere, atılana, yenilene her şeyi göz atabilirsiniz. E, i̇çinde bulunduğumuz bütün kupaları aldık. Şampiyonlar Ligi hariç ondan da elenip Avrupa Kupası'nı aldık. Muhteşem bir sezon geçirdik. Ben açıkçası böyle bir şey beklemiyordum ama çok sağlam oyuncularımız vardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de açıkçası çok e, ne nedenler bilmiyorum ama böyle biraz balık kurallar gelince de kupayı müze'mize götürdük. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.